Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi duraklama dönemi siyasi olaylarına geçtik. İlk önce duraklamanın nedenlerini gördük. İkinci olarak duraklama isyanlarını gördük. Şimdi siyasi olaylarına bakalım. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda, Y değil tabi, Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan ile savaştı. Tabi orada birilerinin varil dediğini duyuyorum. Yani şu devletlerle savaştı. Osmanlı'nın 17. yüzyılda mücadele ettiği devletler bunlar. Şimdi bunu teker teker görelim sizinle. Bir diyorum, Osmanlı İran savaşları, tamam mı? Şunu bir hatırlayın. Biz İran'la ciddi problemler yaşadık. Yavuz Sultan Selim döneminde ilk defa savaşlarımız o dönemde oldu. Çaldıran Savaşı'ydı. Bizim İran'la savaşımızın temelde nedeni sınır ve Şii problemleri, ki Şah İsmail'i biliyorsunuz, Şahkul isyanları filan vardı o dönemlerde, hatırlayın. İkinci Bayezid döneminde çıkmış sorunlarımız vardı. Safevi'ydi, sonra adı İran Devleti oldu. Şah İsmail vardı, Tahmasp sülalesi başa geçti. Şimdi Tahmasp döneminde Osmanlı ciddi sorunlar yaşamaya başladı İran'la tekrar. Yine Şii ve sınır problemleri yaşadı. O yüzden İran'la savaşımızın bu dönemleri temel sebebi Şii, Şiilik ve sınır problemleri. Genellikle şöyle bir olay da var tabi. Osmanlı batıda savaşırken İran bunu fırsat biliyor. İşte bize saldırıyor. Sınır problemleri ortaya çıkıyor. Ya da İran bizim Şii vatandaşlarımızı bize karşı kışkırtıyor. Yine sorunlar ortaya çıkıyor. Biz bu sorunları çözmek amacıyla İran'la savaşmak zorunda kalıyoruz. Ben şuraya teker teker yazayım arkadaşlar. Şimdi 3. Murat döneminde, ben bunu anlatmıştım size, Osmanlı İran savaşları olur. Osmanlı galip gelir. 1590'da Ferhat Paşa antlaşması imzalanır. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşır. Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa Antlaşması'dır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar, tamam mı? Daha sonra 1. Ahmet döneminde, 1. Ahmet döneminde yine Osmanlı İran savaşları olur. Bu savaşlar, Osmanlı Devleti 1. Ahmet döneminde İran'la yaptığı savaşları kaybeder. Kötü bir kaybediş değildir bu. Aciz bir kaybediş, böyle söyleyeyim size. Yani tam yenilgi değildir ama istediği başarıyı gösteremez. Arkadaşlar, ve iki antlaşma imzalanır. 1611 yılında Nasuh Paşa ve 1618 yılında Serav antlaşmaları imzalanır. Şimdi Nasuh Paşa antlaşmasıyla Osmanlı Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı toprakları geri verir. Toprak kaybeder Nasuh Paşa ile. Arkadaşlar, ama Osmanlı'ya İran'ın ödeyeceği belli bir vergi vardır. Bu vergi Serav Antlaşması ile yarıya düşürülür. Tamam mı? Yani 200 deve yükü ipekli kumaş verecekken 100 deve yükü ipekli kumaş verir. O halde Ferhat Paşa Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması, Serav Antlaşması Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşmalar olur. Geliyorum İran'la yapılan bu dönemin son savaşına. 4. Murat döneminde, 4. Murat döneminde arkadaşlar İran seferine çıkılır. Bağdat fethedilir. O yüzden şunu unutmayın. 4. Murat Bağdat Fatihi sayılır. Bağdat Fatihi kabul edilir. Hemen şöyle diyorum. 4. Murat İran'a iki sefer düzenler. Bu seferler sonucunda Bağdat fethedilir. Ve 4. Murat'a Bağdat Fatihi unvanı verilir. Ve 1639'da Kasr-ı Şirin antlaşması imzalanır. Bu Kasr-ı Şirin antlaşması ile bugünkü
Osmanlı olmaz bugünkü dediğime göre. Bugünkü Türkiye İran sınırı çizilir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Meseleyi şuradan anlatabilirim size. Bakın şimdi. Burası Türkiye, burası da İran olsun, tamam mı? O dönemlerde İran'la bizim sınırımız daha da farklıydı. Yani şöyle bir sınırımız vardı, böyle düşünün. Ama şu sınırlar Kasşirin'le belirlendi ve günümüze kadar hiç değişmedi. Yani Zaros dağları sınır kabul edildi 1639 Kasşirin'le. Bir daha bu sınırlar değişmedi. Biz bu tarihten sonra da İran'la savaşacağız. Ama her yaptığımız antlaşmada 1639 Kasşirin antlaşmasıyla çizilen şu sınır sabit kalacaktır ki 2018'e kadar. O yüzden şöyle deriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sınırlarını çizen antlaşma Kasşirin antlaşmasıdır. Kasşirin antlaşmasından günümüze kadar Türkiye-İran sınırı hiç değişmeden gelmiştir deriz. Tamam mı? O zaman bu özelliği de unutmuyoruz. O halde Ferhat Paşa doğuda Engin'in sınırlarına ulaştığımız antlaşma, Nasuh Paşa Ferhat Paşa ile kazandığımız toprağı geri kaybettiğimiz antlaşma, Kasrişirin ise bugünkü Türkiye-İran sınırlarını çizen antlaşma oldu. Tamam mıdır? İran kapısını kapattım. Geliyorum şimdi 2'ye. 2. Osmanlı Lehistan savaşları. Bu arada Osmanlı'nın duraklamada savaşıp gerilemede, yani 17. yüzyılda savaşıp 18. yüzyılda savaşmadığı tek devlet bunların içerisinde Lehistan olacak. Yani bugünkü Polonya olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizim Lehistan'la ilişkilerimiz yükselme döneminden beri. Yani şöyle söyleyeyim size. 2. Selim döneminde ilişkimiz var. 3. Murat döneminde ilişkimiz var. Duraklama döneminde de bu ilişkiler devam edecek. Belli bir dönem, yükselmede belli bir dönem Lehistan Osmanlı egemenliğinde kalacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani ne zaman bu? 3. Murat döneminde Lehistan'ın bir Osmanlı egemenliğine girmesi var. Çok da uzun soluklu olmayacak bu egemenliğe girme. Sonra elimizden çıkacak. Ama benim Lehistan'la sınır problemlerim var. Sınır komşum. Peki ne problemim var? Eflak ve Boğdan sorunum var. Benim Lehistan'la olan sınırım Eflak ve Boğdan toprağı. Yani Lehistan, Eflak ve Boğdan içlerine karışıyor. Bundan dolayı Lehistan'la benim aramda toprak sınır problemleri yaşanıyor. İkinci Osman döneminde, başlıyorum savaşlara. İkinci Osman döneminde bu sınır problemleri yüzünden, yani genç Osman döneminde arkadaşlar Hotin seferine çıkılıyor. Hotin seferi 1621'de. Hotin seferine çıkılıyor. Bu seferde Yeniçerilerin düzensizliği, yaşanıyor. Bu düzensizliği yüzünden, Yeniçerilerin savaş alanını terk etmesi yüzünden, 2. Osman'a tavır takınması yüzünden Osmanlı Hotin seferinde istediği başarıyı gösteremiyor. Hatta 2. Osman Yeniçerilerin bu düzensizliğinden dolayı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma planları yapıyor. Osmanlı tarihinde ilk defa Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma hesapları yapan padişah genç Osman, yani 2. Osman olacak. Tamam mıdır gençler? Şimdi bundan dolayı da 2. Osman Osmanlı tarihinin ilk reformist hükümdarı olacak. Reformist, ıslahatçı hükümdarı olacak. Osmanlı'da ıslahatlar 2. Osman'la başlar deriz. Tamam mıdır? Birazdan göreceğiz sizinle ıslahatların neler yapıldığının, o dönemde neler yapıldığını göreceğiz. Yani 2. Osman bunu hayatıyla ödeyecek. Hotin seferi dönüşünde 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma hesaplarını yapacak. Yeniçeriler bunun haberini alınca isyan edip 2. Osman'ı çok feci bir şekilde genç yaşta öldürecekler. O yüzden de tarihe genç Osman olarak geçecek. O zaman Hotin seferi düzenleniyor. Yeniçerilerin düzensizliği yüzünden Osmanlı istediği başarıyı burada gösteremiyor. Yeniçerileri unutmuyoruz burada. Arkadaşlar 4. Mehmet döneminde Lehistan seferine çıkılıyor. Lehistan seferi, ki bu dönemin sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır, tamam mı? Lehistan seferine çıkılıyor. Osmanlı bu seferde galip geliyor.
ve 1672'de Bucaş antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla Podolya ve Ukrayna Osmanlı'ya bırakılıyor. Podolya ve Ukrayna'nın Osmanlı'ya bırakılmasıyla Osmanlı batıdaki en geniş sınırlarına ulaşıyor. O halde Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa, batıdaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma ise Bucaş Antlaşması oluyor. Ferhat Paşa Antlaşması'nda Ferhat Paşa var. Bucaş Antlaşması'nda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa var. Tamam mıdır arkadaşlar? O yüzden Bucaş'la Ferhat Paşa'yı unutmuyoruz. Ferhat Paşa doğudaki en geniş sınırlar, Bucaş batıdaki en geniş sınırlar oluyor. Yani aslında Osmanlı en geniş sınırlarını duraklama döneminde, 4. Mehmet döneminde ulaşmış oluyor. Batıdaki ama. Tamam mıdır? Peki. Şimdi o zaman Lihistan kapısını da kapattım. Lihistan'da gördük. Üçüncüye geliyorum şimdi. Üç, Osmanlı, Venedik savaşları. Şimdi Osmanlı Devleti ile Venedik arasında savaşlar Akdeniz'e egemen olma mücadelesi. Savaşların temel sebebi bu. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Ege'de bir ada almak istiyorsa ya Bizans'la ya Venedik'le savaşmak zorunda. Karadeniz'de bir yer almak istiyorsa ya Trabzon Rum İmparatorluğu'yla ya da Cenevizler'le savaşmak zorunda. O zaman Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de ilerlemek, genişlemek için savaştığı ilk devlet, Akdeniz için söylüyorum, Ege Deniz için söylüyorum, savaştığı ilk devlet Venedik olacaktır, tamam mı? O halde şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Osmanlı Denizliler'de ilk savaşını Venedik'le yapar. Ki bilgiyi kullanıyorum şimdi. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır. Adı Çalıbaş Savaşı'dır. Hatta dönemin kaptan deryası Çalıbey bu savaşta esir düşmüştür. O zaman Venedik'le benim Akdeniz'deki mücadelem kuruluşta başladı, yükselmede zirveye ulaştı, duraklamada da aynı meseleler yüzünden devam etti. Peki hocam bunun başka bir boyutu var mı? Daha özel, daha spesifik bir boyutu var mı? Elbette var. Adalar Venediklerin elinde. Mesela bunlardan birisi Girit. Bakın Girit Adası Venediklerin elinde. Ve bu adadaki Venedikli korsanlar ya da denizciler, korsanlar bizim İstanbul'dan Mekke'ye giden, o Hayfa Limanı'na giden hacı taşıyan gemileri yağmalıyorlar. Doğal olarak Osmanlı adına Akdeniz'in güveni tehlikeye giriyor. Ki Akdeniz Pirevize ile bir Türk gölü olmuştu zaten. İşte Osmanlı bu hacıların güvenliğini sağlamak, Akdeniz'deki egemenliği, özellikle Doğu Akdeniz'deki egemenliği sağlamlaştırmak, pekiştirmek amacıyla Girit'i kuşatıyor. Girit kuşatması, şuraya hemen yazıyorum. Girit kuşatması 1645 yılında başlıyor. Bin aralıklarla 1669 yılına kadar yaklaşık 24 yıl sürüyor. Osmanlı 24 yıl boyunca bu adayı kuşatıyor. Girit Adası'nı kuşatıyor. Girit Adası'nın kuşatılması 1. İbrahim'le, yani Deli İbrahim döneminde başlıyor. 4. Mehmet döneminin ortalarına kadar devam ediyor. Ki bu ada Köprülü, demin de ismi geçti, Fazıl Ahmet tarafından fethediliyor. O yüzden Köprülü Fazıl Ahmet, arkadaşlar, Girit Fatihi kabul edilir. Şöyle bir baktığımızda, şimdiye kadar 4. Murat Bağdat Fatihidir. Köprülü Fazıl Ahmet Girit Fatihidir. Hocam Girit'le ilgili başka bir bilgi var mıdır kullanmamız gereken? Elbette vardır. Arkadaşlar Osmanlı'nın Akdeniz'de fethettiği son ada Girit'tir. Yani Osmanlı Akdeniz'de 1669'dan sonra bir daha hiçbir ada alamayacaktır. O halde Osmanlı'nın, dikkat edin cümleme, o halde Osmanlı'nın yükselmede kuşatıp da duraklamada aldığı ada neresidir sorusunun cevabı Girit Adası'dır. Ya da Osmanlı'nın duraklama döneminde 17. yüzyılda, yani arayış yıllarında
aldığı son ada neresidir? Girit adasıdır. Ya da Osmanlı'nın fethettiği son ada neresidir? Girit adasıdır deriz. Tamam mıdır? Kim fethetti? 4. Mehmet. Sadrazamı kimdi? Köprülü Fazıl Ahmet. Anlaştık mı arkadaşlar? Gayet güzel. Böylelikle ben Venedik defterinde kapattım ama birebir savaşlarda kapattım ki ileride Lehistan ve Venedik bizim karşımıza Osmanlı-Avusturya savaşlarında çıkacak. Arkadaşlar dördüncüsü ise Osmanlı-Avusturya. Avusturya savaşları yani şu Habsburg savaşları. Biz Kanuni döneminde Habsburg sülalesiyle komşu olduk. Belgrad'ı fethetti Kanuni, Macaristan'la komşu oldu. Macaristan Habsburg sülalesi tarafından yönetilen topraklardan birisiydi. Macaristan'ı fethetti, Avusturya ile komşu oldu Kanuni ve gitti Viyana'yı kuşattı. Yani bizim Kanuni döneminden itibaren Avusturya ile bir sorunumuz var. Nedir bu? Sınır problemleri. Ciddi anlamda sorunumuz var. Yani Avusturya hem bizim içlerimize karışıyor, Macaristan, Erdel, Budin, Beylerbeyliğinin içlerine karışıyor. Hem de gençler bize ödemesi gereken vergiyi vermiyor. Yani Kanuni döneminden kalma ciddi sorunlarımız var. Peki neymiş bu sorunlar? Hem sınır problemleri, bakın Avusturya ile hem sınır problemleri hem de vergi problemlerimiz var. Avusturya bizim içlerimize karışıyor, sınırlarımızı taciz ediyor. İki ödemesi gereken vergiyi ödemiyor. Kanuni döneminde bir savaşımız olmuştu. 1566'da Zigetvar seferi Avusturya ile oldu. Kanuni hani sefer sırasında ölmüştü ama Zigetvar fethedilmişti. Kanuni'nin son seferiydi. Ondan sonra 1590'a kadar bizim Avusturya ile böyle pek bir savaşımız olmadı. 3. Murat döneminde savaşlar yeniden başladı. Yine bu sınır problemleri, vergi problemleri yüzünden yeniden başladı. 1593'te Osmanlı yaptığı savaşta yenildi. Avusturya ile yaptığı savaşta yenildi. Hatta Kanuni'nin torunları burada hayatını kaybetti. Bozgun yılı denildi. Avrupa'da bayram havası esti. Yenilmez Türk'ün unvanı bitiyor filan gibi laflar ettiler. 1595'te 3. Mehmet tahta geçti. Bakın şimdi arkadaşlar hemen şuraya yazıyorum. 3. Mehmet. 3. Mehmet tahta geçti. 3. Mehmet 1595'te yanlış yazmayayım. 1595'te Eğri seferine çıktı. Şimdi bu önemli bir olay. Hangi açıdan önemli? Şu. Kanuni öldü. Yerine oğlu 2. Selim geçti. Peki 2. Selim sefere çıktı mı? Hayır. Ordunun başında sefere çıkmadı. 2. Selim öldü. Yerine onun oğlu 3. Murat geçti. Peki 3. Murat sefere çıktı mı? Hayır. 3. Murat da sefere çıkmadı. 3. Murat öldü. Yerine oğlu 3. Mehmet geçti. O lalası da Hoca Saadettin yani kaliteli bir adam. Ulemanın da desteğini almış. 3. Mehmet tahta geçince 3. Mehmet'e Yeniçeriler baskı yaptı. Dedi ki bak yeniliyoruz, bozgun yaşadık yani. Sıkıntımız var. Ordunun gaza getirilmesi gerekir. Sen bu işi yaparsın dediler ve 3. Mehmet ordunun başında sefere çıktı. Eğri seferi yaşandı. O zaman Kanuni'nin ölümüyle biten ordunun başına sefere çıkma geleneği yeniden kimle başladı? 3. Mehmet'le, unutmuyorsunuz, tekrar ediyorum. Kanuni'nin ölümüyle başlayan ordunun başına sefere çıkmama geleneği 3. Mehmet'le bozuldu. 3. Mehmet ordunun başında sefere çıktı. Eğri seferine çıktı ve 3. Mehmet arkadaşlar Eğri kalesini fethetti. Bu nedenle 3. Mehmet unutmuyorsunuz bu bilgiyi, Eğri Fatihi olarak tarihe geçti. O halde kimmiş Eğri Fatihi? 3. Mehmet. Ki 3. Mehmet'in ünlü sadrazamlarından Tiryaki Hasan Paşa da Kanije kalesini fethetti. Bu nedenle Tiryaki Hasan da Kanije Fatihi oldu. O halde 3. Mehmet Eğri Fatihi, Tiryaki Hasan Kanije Fatihi oldu. Şöyle baktığımda 4. Murat Bağdat Fatihi, devam ediyorum. Fazıl Ahmet Girit Fatihi, 3. Mehmet Eğri Fatihi, Tiryaki Hasan Kanije Fatihi oldu. Tamam mıdır? Olaya devam ediyorum. Arkadaşlar
Üçüncü özür. Birinci Ahmet döneminde 1603 ile 1606 yılları arasındaki net tarih 1606'dır. 1606'da Haçova Meydan Muharebesi oldu. O zaman Haçova Meydan Muharebesi hangi padişah döneminde? 1. Ahmet döneminde oldu. Haçova Meydan Muharebesi'nde Osmanlı galip geldi. Ama Osmanlı istediği gibi galip gelemedi. Yani Osmanlı istediği başarıyı, o muhteşem başarıyı burada yaşayamadı. Galip geldi ama istenilen bir şekilde galibiyet yok. Uzadı, savaş uzadı. Sıkıntılar yaşandı. Yine bunun sebebi Celal İsyanı'dır, büyük kaçkınlar. Bak, İran'la bağladım Nasuh Paşa, Avusturya ile bağladım Haçova. Avusturya yenildi ama Osmanlı istediği gibi yenemedi Avusturya'yı. Avusturya teslim oldu ve 1606'da Zitva-Torok antlaşması imzalandı. Şimdi silgimiz nerede? Şurada. Zitva-Torok antlaşması imzalandı. Şuraya hemen yazıyorum gençler. ...1606... Zitva-Torok antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Osmanlı ile Avusturya arasında imzalandı. Bu antlaşmayla Eğri, resmen artık Eğri, Kanije ve Estergom Osmanlı'ya bırakıldı. Yani Osmanlı toprak kazandı. Ancak Avusturya Arşidükü, Avusturya yöneticisi, devlet başkanı Avusturya Arşidükü, Osmanlı padişahına denk oldu. Peki Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına denk olduysa bu şu anlama gelir: Osmanlı'nın Avrupa'daki siyasal üstünlüğü bitti. Cümle şu o zaman: Zitva-Torok antlaşması ile Osmanlı'nın Avrupa'daki siyasi üstünlüğü sona ermiştir. O zaman bir bilgi hatırlatayım. 1533 İstanbul Antlaşması'yla Osmanlı'nın Avusturya karşısında kazandığı siyasal üstünlük 1606 Zitva-Torok Antlaşması ile sona ermiştir arkadaşlar. O halde 17. yüzyıl Osmanlı'nın Avrupa karşısında askeri olarak başarılı olduğu, askeri olarak üstün olduğu, bak kale aldık gördünüz mü? 3 kale aldık. Askeri olarak başarılı olduğu ama siyasi olarak üstünlüğünü kaybettiği dönemdir diye geçer, bunu unutmuyorsunuz. Bu neyle yaşandı? Zitva-Torok'la. O halde Zitva-Torok antlaşması askeri üstünlüğün devam ettiğini ama siyasi üstünlüğün bittiğini kanıtlayan bir antlaşmadır. Askeri üstünlük devam, Eğri, Kanije, Estergon aldık. Siyasi üstünlük bitmiş, Avusturya Arşidükü'ne Osmanlı Padişahı denk olmuştur. Yani Osmanlı Padişahı'nın statüsü azalmıştır. Diğer bir ifadeyle Avusturya hükümdarının, Arşidükü'nün statüsü artmıştır. Tamam mıdır? Tahtamızı bir temizleyelim. Kaldığımız yerden Avusturya savaşlarıyla devam edelim. Hadi bakalım.